Hayırlı günler değerli izleyenler. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bize doğru olan, dürüst olan insanların özelliklerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde. Öyle ya, ben doğru ve dürüst bir insanım demiş olmakla, ben inandım demiş olmakla insan inanmış olmuyor. Kalplerimizi bile bilen Rabbimiz, bizim inanıp inanmadığımızı, doğru ve dürüst insan olup olmadığımızı, bütün eylemlerimizi biliyor ve her şeyden haberdar. Hucurat suresinde Cenab-ı Allah inanmadığı halde inandım diyen insanlardan bahsettikten sonra bize inanan, mümin olan insanların üç özelliğine, o insanların doğrulardan olduğuna işaret ediyor. İşte Hucurat suresindeki bu ayeti kerimeye gelin beraberce bakmış olalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمَّالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşıp mücadele edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Bir kimsenin gerçekten iman etmiş olabilmesi için ayet-i kerimede ifade edilen, sayılan üç vasıf var. Üç husus var. Bunlara kısa kısa maddeler halinde değinmiş olalım. Bir, İslam'ın taleplerini yerine getirirken bunların Allah ve Resulü'nün emirleri olduğuna, Allah'tan geldiğine, onun emirlerine itaat etmenin insana dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacağına kalbiyle de iman etmiş, inanmış olmak. Burada birkaç hususun altını çizmek isterim. Bir kere Allah ve Resulüne inanmak ve Allah ve Resulünün emirlerine inanmak. Yani Rabbimizin bizden talepleri var. Allah Resulü'nün örnekliğiyle bildiğimiz yapmamız gereken emirler var. Bir kere buna inanıp iman etmek. Bunların Kur'an-ı Kerim'de yer alan hususların, hükümlerin, emirlerin, prensiplerin Allah'tan geldiğine inanmak. Yani yüce kitabımızın Allah kelamı olduğuna inanmak. Onun emirlerine itaat etmenin, yani emirler var ama bu emirleri yerine getirmenin, yapmanın insana dünyada ve ahirette mutluluk sağlayacağına kalbimiz ile de inanmak. Kalben buna inanmış olmak birinci vasıf ve özellik. İkincisi, inanmış olduğumuz bu hususlarla alakalı asla şüpheye düşmemek. Kıymetli kardeşlerim, biz Hazreti Ebubekir Efendimiz'i anlatırken, ondan bahsederken Ebubekir-i Sıddık diye bahseder ve anlatırız. Ona Sıddık lakabı veririz. Neden verilmiştir o? İsra ve Miraç hadisesi yaşandığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısı Mekke-i Mükerreme'den alınıp Kudüs'e götürülüp orada ibadet ettikten sonra göğe doğru yükselmesi neticesinde aynı gecenin sabahında Mekke'ye dönmesinin ardından yaşamış olduğu bu hadiseleri Mekke'deki insanlara anlattı. Cenab-ı Allah'ın kuvvet ve kudretine inanmayan insanlar, bunun gerçekleşemeyeceğini düşünerek Peygamber Efendimiz'le dalga geçmeye, inananlara gidip onları inançlarından vazgeçirmeye çalıştılar. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in de yanına geldiler ve dediler ki, senin inandığın bu Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem, o bir gece içerisinde buradan Kudüs'e gittiğini, şunları şunları yaşadığını anlatıyor. Sen hala inanıyor musun dediler. Hazreti Ebubekir de kendisine bu soruyu yönelten insanlara soruyla karşılık verdi. Bütün bunları o mu anlattı? Ondan mı duydunuz? Bunları yaşadığını o mu söyledi? Evet dediler heyecanla. O zaman doğrudur, yaşamıştır, o hakikattir diye cevap verdi. İnanan insan, inandığı konularda şüpheye düşmeyen insandır. Tereddüt etmeyen insandır. Eğilmeyen, bükülmeyen insandır. Ve aklıyla, kalbiyle, bütün duygularıyla ikna olmuş olan insandır. İnanç insana bunu yaptırmalı, bu duruma taşımalıdır. Yani her inanan aslında sıddık olmalıdır. Hazreti Ebubekir gibi. Ve üçüncüsü,
Müminin üçüncü vasfı şartı da şu: İslam'ı ve Müslümanları korumak için, İslam dininin ve Müslümanların güçlenmesi için fedakarlık ruhuyla hareket etmek. Gerektiğinde malından fedakarlıkta bulunmak. Gerektiğinde can. Bu candan maksat, kıymetli kardeşlerim, çıkıp harp meydanında savaşmak değil, gerektiğinde tarihin farklı dönemlerinde yapıldığı, bugün vatanımızı koruyan, bağımsızlığımızı koruyan askerimizin, polisimizin yaptığı gibi gerektiğinde canı da vermektir elbette. Ama bununla birlikte şunu da anlamalıyız. Yani bu vücudu Allah için, Allah rızası için, insanların hizmetine, toplumun hizmetine ve faydasına kullanmak, zamanı kullanmak, vakti kullanmak, ömrü kullanmak Allah için. Allah için hayatın içerisinde bir takım fedakarlıklar yapabilmek. İslam'ın, Müslümanların, inananların güçlenip kuvvetlenmesi için gayret göstermek ve fedakarlık ruhuyla çalışıp hareket etmek inancın bir göstergesidir. Ve en önemlisi, mümin için kalp ile halinin, gönlüyle tavır ve davranışlarının bir olması, bütünlük sağlamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Yani dilin doğruluğu kalbe, kalbin doğruluğu da imanın kemaline etki eder. Mümin sözüyle, haliyle, kavliyle, düşüncesiyle bir bütün olarak inanan ve bunu hayatında gösteren insandır. Bunu gösteren insan da sıddıklardandır ve sıddıklar cennette peygamber komşularıdır.